Merhabalar sevgili Business Channel izleyicileri. Tekrardan yine karşınızdayım. Evet, bu inanılmaz bir haz veriyor bana. Yeni alışmama rağmen, programlarımda yeni olmama rağmen sizlerle çok iç içe alıştım. Ki insanları çok seviyorum. İnsanlarla kaynaşmak benim hoşuma gidiyor. O yüzden doğru bir işte, doğru bir karar aldığım inancındayım. Evet, Hayata Değer Katanlar adlı programımız son sırat devam ediyor. Kıymetli bir konuğumuz var. Hani demiştik, hayata değer katanlar. Evet, adı üstünde programın. Kendi hayatında, günlük yaşantısında tüm renkleriyle, farklı renkleriyle yaşattıkları ve tüm yaşadıklarını burada sizlerle paylaşmak için buluşuyoruz. Evet, kıymetli konuğumuz Habib Başkurt'la sizleri tanıştırmak istiyorum. Kendisi çok kıymetli bir meslek sahibi. Onun sihirli parmakları var, biliyor musunuz? Evet, sihirli parmakları var. O sihirli parmaklarıyla bizlere ya da isteyene dokunduğu anda kişinin çehresi, hayatı, kısacası tepeden tırnağa değişime uğrayabiliyor. Hayattaki sihirlere inanır mısınız bilmiyorum ama ben hayattaki sihirlere gerçekten inanıyorum. Ve gerçekten inandığımızda da sihirlerin gerçekleştiğinin canlı kanıtlarına birçok kez şahit olmuş bir insan olarak. Evet, şimdi o sihirli parmakların sahibini çok lafı uzatmadan sizlerle ben baş başa bırakmak istiyorum. Evet Habib Bey, Habib Bey plastik ve estetik cerrahi uzmanı kendisi. Bakalım sihirli parmaklarıyla insanların hayatlarına nasıl değerler katmış, bunu kendi ağzından, kendi dilinden sizlerle birlikte ben de öğrenmek istiyorum. Hoş geldiniz. Hoş efendim. Bulduk. Teşekkür ederim. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim. Çok teşekkür ederim. Burada sizinle birlikte olmaktan ben de çok mutluyum. Çok memnunum. Allah iyilik selamet versin. Amin inşallah. Hangi ilden geliyoruz? Nereden? Ben İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'da burada çalışıyorum. Evet, İstanbul Fatih'te doğup büyüdüm zaten. Ailem Karamanlı'dır aslında ama çocukluğumdan beri buradayım. Burada doğdum, burada büyüdüm. İstanbul çocuğuyum. Kendimi İstanbul'da olarak tanımlıyorum. Evet, burada doğup büyüyünce artık havasından, sürümden, toprağından. Tabii uzak kalmak bile sizi fena yapıyor bazen. O karmaşasını, trafiğini, dumanını, kavgasını özlüyorsunuz bazen. Peki bir yerde evet İstanbul'da doğup büyümek size şans getirmiştir. Çünkü ben hani eskiden, ezelden gelme bir söz vardır. Karamanın koyunu sonradan çıkar oyunu gibi. Bu sözü biraz açar mıyız? Hep merak etmişimdir aslında. Yani karamanın koyunu sonra çıkar oyunu sözü birkaç efsaneye dayanıyor. Tabii onun öyküleri de var. O Karamanoğulları Beyliği döneminde Osmanlılarla yaptıkları mücadeleler üzerinde özellikle ya da Moğollarla Karamanoğlu Beyliği'nin yaptığı mücadeleler üzerine çeşitli hikayeler anlatılır. Bunlar üzerine de kurulmuş bir öykü aslında. Bunlar üzerine oluşmuş bir deyim. Moğollar'ın saldırıları zamanında Karamanoğlu Beyliği askerlerinin dönem dönem koyun postuna bürünerek karşı saldırılar yapmasıyla alakalı. Ciddi bir strateji söz konusu. Gibi veya işte Osmanlı ile yapılan bir anlaşma esnasında Karamanoğlu Bey'in koyun postunun altına bir kuş saklayıp bu can bu bedenden çıkmadıkça bir daha Osmanlı ile savaşmayacağız dedikten sonra koyun postunu kaldırıp kuşu salıp can çıktı, söz bitti demesi gibi ve bir hikaye, birkaç tane hikayenin olduğu biraz efsanevi, biraz dilimize yerleşmiş. Biraz da bir Karamanlı ile tanışıldığında ilk söylenen biraz moral bozucu sözlerden biri. Ama o yönden bakacak olursak düşmanı çok ciddi bir şekilde boğuluna uğratarak Karamanın koyunu sonradan çıkar oyunu. Tabii tabii zaten şeyi var yani hep bir zeka belirtisi gösterir aslında. Kesinlikle. Yani bir oyun, bir zeka, bu işin altında bir bitiğini var mıdır gibi onunla ilgili evet. Evet. Peki ben tekrardan sizin ilgi alanınıza döneceğim, mesleğinize döneceğim. Hakikaten o sihirli parmaklarla nerelere dokundunuz, kimlerin hayatına dokundunuz demeyeceğim. Herhalde sayısı belirsizdir artık. Yani saymıyoruz tabii bir süreden sonra. İlk erken dönemler her atılan iş, her yapılan işlem, her atılan dikiş bile çok önemli olabilirken bir süre sonra her meslek erbabı nasıl mesleğine alışıyorsa herhalde biz de alışıyoruz.
bir şekilde. Evet, özellikle hani biz estetik, plastik, cerrah denildiğinde genelde estetikte hep kadınların ilgisini çeker diye düşünüyoruz ama son yıllarda benim fark ettiğim erkekler daha çok ilgilenmeye başladı. Yani daha çok mudur diyemem ama evet çok fazlalar. Belli anlamlarda kadınları yakalıyorlar, talepleri çok değil fazla. Mi? Son yıllarda erkeklerin bu taleplerini karşılayan teknikler de, daha doğrusu cerrahlar arasında da hani onların taleplerini de gözeten, onlara da bu anlamda hak tanıyan, öne alan, evet sizin bu taleplerinizi de anlıyoruz, sizin de kadınlar kadar buna hakkınız var diyen bir yaklaşım gelişiyor. Kesinlikle, evet. Neler onlar daha çok talep ediyorlar? Evet, erkeklerin bazı problemleri çok büyük. Mesela? Saçsızlık mesela. Yani ya, bir, evet. Bir kadın için farklı görsel bölgeler önemliyken erkek için en çok neresi önemli oluyor? Bir, saç önemli. İki, burun çok önemli oluyor herhalde bizim de gibi memleketlerde. Onlarla ilgili işlemler için çok başvuruyorlar. Ama bazı erkekler var ki kendilerine hem bakım anlamında da çok önem veriyorlar. Tüm bu ameliyat işlemlerinin dışında sadece kendilerini iyi hissetmek için, işte ciltleri daha iyi olsun, daha güzel görünsünler, etraflarında daha iyi algılansınlar. Evet, burada bunu isteyen birçok erkek de var. Bir kez daha algıladım. Hani sihirli parmağınızla sihirler yapıyorsunuz demiştim. İnsanın kendisini iyi hissetmesi, güzel hissetmesi özgüveni de beraberinde evet. getiriyor ve sayenizde birçok insan, yüzlerce belki binlerce insan özgüvene de kavuşmuş oluyor. Doğru mu? Doğru tabii. Yani bazı branşların dahili bölümleri ve cerrahi bölümleri var tıpta. İşte böbrek hastalıkları ile ilgili nefroloji varken üroloji gibi bir cerrahi branş karşılığı var. Plastik cerrahi ile de böyle ilişkilendirilebilir bir bölüm psikiyatri aslında. Yani insanların kesinlikle. Psikolojilerini etkileyen evet. dahili bir birim. Bir branş psikiyatri, onların bazı sorunlarını inceleyen, bunlara ilaçlı veya ilaçsız çözümler üreten, onları hayatta daha mutlu hale getirmeye çalışan bir branş. Plastik cerrahi aslında bunun bir miktar cerrahisi gibi. Ben plastik cerrahiye hep şey diyorum, insanların belki hayatlarını daha az kurtarıyoruz birçok branşla kıyaslandığında. Yani bir kalp doktoru gibi kişiyi o an için ölümden kurtarmıyoruz belki ama yaşayan, devam eden bir hayat varsa... Evet. O hayatı daha evet. güzel, daha kaliteli hale getirmek, kişiyi daha mutlu, daha sosyal, daha iyi, daha toplum içerisinde, daha kendine güvenen bir birey haline getirebilmekse amaç, evet plastik cerrahi bu konuda çok etkin. Hatta bazen öyle ki psikiyatriyle bu anlamda fazlasıyla iç içe geçip kişilerin taleplerini sınırlamak bile zorlaşabiliyor. Yani kişiye bakın biz size ameliyat da etsek mutlu olmayacaksınız. Sizin içiniz aslında psikiyatriklik deme sınırı var. O sınır bazen kaçabiliyor. Kişileri buna ikna etmek çok zor olabiliyor. Yani hayır benim böyle bir sorunum var ve ben bununla ilgili bir ameliyat ya da bir işlem geçirdiğimde mutlu olacağım noktasına gelebiliyor kişi. Kesinlikle o şekilde hazırlıyor kendisini. Tabii, yani. Özgüven çok önemli ve kesinlikle. Bununla da ciddi anlamda özgüven kazanıyorlar. Peki benim takıldığım, kendimce merak ettiğim son yıllarda çok yaygın bir şekilde sizin teriminizde ne deniliyor bilmiyorum ama örümcek ağ deniliyor değil mi? Cilde yüze yapılıyor zannedersen. Kullanılan isimlerinden biri ama genel itibariyle ince ipli yüz askılamalar deniliyor. İnce ipli askılama teknikleri denilebiliyor. İki çeşit ip var bu anlamda. Biri ince ve çok sayıda ipin deri içine ve deri altına geçirilerek işte biraz daha sizin tabir ettiğiniz kısma uyan işlem şekli. Bir de biraz daha germe etki özelliği daha yüksek iplerle düşen yüzü. Silüet denen bazı iplerle düşen yüzü ya da yüzün veya vücudun düşen bölgelerini yer çekimine karşı askılayabilir hale getirmek üzerine kurulu. Normalde de var olan bizim ameliyatlarda kullandığımız bazı iplerin ya da bir materyalin daha ince hazırlanmış şekilleri derinin tabii içerisinde... Tabii ipin falan her şeyin fonksiyonu önemli. Tabii yani polidiaksonon dediğimiz bir ip belli bir incelikte ayarlanıyor. Kolay
kolay uygulanabilir. Lokal anesteziyle muayenehane koşullarında uygulanabilir bir işlem haline getiriliyor. Hı hı. Burada da hani kişinin rahatsız olduğu yüz bölgesi, işte yanakların biraz düşmüş, ağzımın kenarı biraz düşmüş ya da kaşımın biraz kaldırılmasını istiyorum. İşte şu çizgilerim biraz belirginleşmiş, acaba yüzümü biraz yukarıya toparlayamaz mıyım gibi. Siz anlattıkça ben heyecanlanıyorum böyle. Ne kadar güzelleşti, ne kadar evet. Kolaylaştı böyle ya güzelleşmek. Ya, burada şey kısmı önemli. Doğrudur. Yani daha kolay bir işlem. Bir ameliyatla kıyaslandığında çok daha kolay. Zaten insanların böyle tekniklere yönleniyor olmasının temel nedenlerinden bir tanesi sizi ameliyattan uzaklaştırıyor olmak. Pratik ve kolay. Pratik, kolay. Muayenehane koşullarında ulaştırıyor. Bıçaksız, kansız. Evet, aynen öyle. Süre geçici süreli, hani kalıcı mı ya da ne kadar süresi var? Çünkü izleyicilerimiz çok merak ediyorlar. Öncelikle bunun süresi geçici. Yani oraya atılan ya da uygulanan sütürlerin vücut tarafından eritilme süresi var. Bunlar 4-6 ay gibi bir zaman dilimini kaplıyor. Vücut bu ipi eritirken orada yeni bir doku oluşumu sağlıyor. Bu yeni doku oluşumu sizde ipin kullanıldığı yere göre bir askılama, ciltte ince çizgilerinizde azalma, bir parlaklık, gençlik gibi hisler vermeye başlıyor. Bu etkinin total süresi 12-18 ay gibi devam ediyor. Yani 1-1,5 yıl kadar devam ediyor. Tabii bu şu demek değil. Yani herkese bu işlemi uygulayabilirsiniz. Bu sonsuzdur ve herkes olağanüstü bir şekilde kapınızdan mutlu çıkacaktır demek anlamına gelmiyor. Bu tekniği kullanacaksanız... O yüzden yani aç parantez şunu söyleyeyim. Bazı doktorlara gittiğinizde, bazı cerrah arkadaşlarımıza gittiğinizde haklı olarak şunu söylüyorlar. Ben bu tekniği çok fazla sevmiyorum. Çok işe yaradığını düşünmüyorum. Etkisinin de geçici olduğunu düşünüyorum. Hocam maalesef üzülerek söylüyorum. Bunu sizin gibi işinin ehli, işini severek, insanları severek yapan hekimleri ayrı tutuyoruz tabii. Hı-hı. Ama kesinlikle garanti vererek evet buradan mutlu çıkabilirsin gibi ki birçok var güzellik salonlarında. Yani çok fazla. Hekimler diyemeyeceğim. Hekim mi yapıyor yoksa ayrı özel eğitim alıp da zamanında açıkken bir kurs almış, pratisyen hekim olup işte bu işi yapan kişiler var. Veya hiç hekim olmayan, hekimlikle hiç ilgisi olmayan kişiler de var. Ama hani evet günümüzde bu tarz işlemleri uygulama yetkisi Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında. O halde buradan seyircilerimize bir not verelim, bir mesaj verelim. Hekim olmadığı sürece bu tarz ciddi işlemlere yanaşmayalım. Sorgulamak lazım. Bunlar ciddi girişimsel işlemler çünkü. Evet. En azından bir plastik cerrahi uzmanı veya bir cildiye uzmanı tarafından uygulanması gereken işlemler. Zaten diyorum ya son dönemde aslında yetkinlik de Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde aslında bu kişilere verilmiş. Yani bunun dışındaki kişilerin böyle uygulamaları yapma durumu da yok. Yani uygulanabiliyor mu? Uygulayan kişiler var mı? Evet maalesef. Var. Sorun çıkmadığı müddetçe bu konuyla ilgili bir problem bir mekana yani bir mecraya yansımadığı müddetçe bilinmiyor, duyulmuyor. Bazen kötü sonuçlar işte basına veya çevremize yansıyor. O zaman öğreniyoruz. Aynen. Burada önemli olan karar şu tabii hekim sorumluluğunu az hisseden kişilerin herkese mavi boncuk dağıtır gibi evet siz bu işlemden olağanüstü yarar göreceksiniz gibi cümleler kurmaları var. Bu gerçek mi? Tabii ki değil. Bir işlemden iyi sonuç almak istiyorsanız öncelikle bu işlem size uygun mu değil mi kararının iyi verilmesi lazım. Evet. İp askılama tekniklerinde de böyle. Hani o yüzden bazı hekim arkadaşlarımız bu ip askılama tekniklerinin çok iyi olmadığını düşünüyorlar. Çok doğru seçilmiş hastalarda kullanmak lazım. Yani yüzü ileri derecede belki işte deforme olmuş, artı bir ameliyat ihtiyacı olan bir kişiye bakın biz size bu iplerle sizi gençlik hallerinize geri çeviririz hiç merak etmeyin şuraya yatın buradan kalktıktan sonra genç kız gibi kalkacaksınız diyorsanız burada bir sorun var. Ya da kişi bunu talep ediyorsa bunda bir sorun var. Yani o kişi bilmeli ki eğer yüzü ameliyat noktasına geldiyse bu teknikler ona ancak belli oranlarda destek sağlayacak ve bu destek belki de onu mutlu etmeyecek.
Yani ip askılama teknikleri 40'lı 50'li yaş aralığında, 45 yaş civarlarında yüzün çok deforme olmadığı, hafif değişiklikler gösterdiği dönemlerde gerçekten yarar gösteren, kişiyi mutlu eden teknikler. Ama 50'yi geçtikten sonra evet yanaklar çok düştü, şurası şöyle oldu gibi ciddi değişimler olmaya başladıktan sonra sizi sadece biraz tatmin edebilir. Eğer sizin beklentiniz o tatminin üstündeyse bilin ki mutsuz olacaksınız. Zaten o kişi geldiğinde de ona olağanüstü beklentileri oluşturmamak lazım. Yani mavi boncuk dağıtmamak lazım. Hani sihirli eller dediniz ama bizim elimizin de sihrinin bir sınırı var. Ancak doğru seçildiğinde bu sihir var demek lazım. Ne kadar güzel. Benim çok hoşuma gitti hakikaten. Çünkü çevrede yaygın bir şekilde artık gerçekten sıkıntıları biz duymaya başladık. Kulağımıza gelmeye başladı. O yüzden ben buradan sevgili izleyicilerime gerçekten ciddi bir mesaj vermek istiyorum. İşi ehline bırakmakta fayda var. Ve hocamız o kadar rahat, o kadar güzel şeyler söyledi ki doğru ve gerçekleri burada bizimle paylaştı. Evet gelin biz sizi bu şekilde tepeden tırnağa donanımlı bir şekilde sıfırlarız demiyor. Birçok kozmetik salonunda maalesef bu sözlerle insanların şu anda hem hayalleri hayal kırıklığı yaşıyor hem de maddi olarak yani, bir külfet yaşıyorlar. Tabii bunlar ucuz işlemler de değiller çünkü sonuç olarak birçok materyal bize de yurt dışından geliyor. Bunların bir belli bir yekünü var. Evet. Dediğiniz gibi hasta buna para harcıyorsa, kişi buna para harcıyorsa, hasta demek de çok doğru değil belki. Evet. Kişi buna bir bütçe ayırıyorsa bunun da bir neticesini görmek istiyor. Hocam yine bu botoks dolgu ama kısa kısa biraz süremiz kısalıyor. Tabii. Yani şöyle bu herhalde bizim plastik cerrahların veya gerçekten uzman olan kişinin en sevdiği teknikler bunlar. Botoks dolgu uygulamaları daha pratik, basit, daha kolay, çok pratik ve çok güzel sonuç veren uygulamalar. Yani botoks uygulaması üst yüz bölgesindeki kırışıklıklarınızı çok güzel yok eden, sizi çok güzel toparlayan, 5-10 dakika içinde uygulanan, size hiçbir neredeyse zararı olmayan ve ciddi anlamda hazır cevap diyorum ben, değil mi? Çok güzel bir kısaca, teknik evet. Ve yıllardır bunun üzerine onlarca teknik çıkıyor. Her yıl birçok teknik, işte biz şunu yapıyoruz, bakın şu işte yeni çıktı şu teknik diye reklamlarda, internet sayfalarında veya kişiler tarafından reklamı yapılan birçok teknik oluyor. Ama botoks ortaya çıktığı günden itibaren herhalde modasını hiçbir zaman kaybetmiyor. Ya da dolgu uygulamaları günümüzde geldiğimiz noktada artık insan genine tamamen uygun şekilde üretiliyor ve neredeyse hiç alerjisi, sorunu vesaireyle karşılaşmadan saf dolgulardan bahsediyorum tabii. Duymadık da zaten. Yani, evet, süremizin artık sonuna da yavaş yavaş yaklaşıyoruz hocam. Geçti. Benim aklıma çok enteresan müzik bir fıkra geldi. Hı hı. Paylaşmak isterim sizinle. Belki de duymuşsunuzdur mesleğiniz gereği. Şimdi kadının biri tabii ki gençleşmek istiyor. Yine plastik cerrahına gidiyor diyor. Hastalanıyor, kalp krizi geçiriyor Azrail tepesinde. Diyor ki merak etme, korkma diyor, canını almaya gelmiştim ama diyor senin daha 40 yıl ömrün var diyor. Kadıncağız bunu duyar duymaz hemen bir plastik cerrahına koşuyor. Tepeden tırnağa gençleşiyor, güzelleşiyor, süsleniyor, hastaneden taburcu oluyor. Karşıdan karşıya geçerken araba çarpıyor. Ölüm döşeğinde tabii, Azrail tepesinde. Hani diyor 40 yıl ömrüm var demiştin diyor. O kadar umutla diyor güzelleştim, gençleştim. Şimdi bu neyin nesi diyor canım almaya geldin deyince. Kız Allah canını almaya diyor. Sen miydin, ben seni diyor tanıyamadım. Evet biraz öyle oluyordu. Böyle dezavantajları da olabilir. Allah herkes uzun ömür versin. Hazırlamış noktalara gitmemek lazım değil mi? Nazarda da gelebiliyoruz. Doğru. Yani işte makul işlemlerle devam etmek lazım. Evet. Oldukça keyifliydi. Size doyamadık. Sizden çok daha bilgiler almamız gerekiyor. Gerçekten çok daha bilgiler teşekkür almamız ederim, gerekiyor. Çünkü gündemdeki bir meslek. İnşallah başka bir programda tekrardan buluşmak dileğiyle İnşallah, diyorum. Çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyicilerimiz, Hayata Değer Katanlar adlı programımızın bir kez daha sonuna geldik. Evet sonlar gerçekten acı oluyor. Ayrılması çok güç benim için. Bir sonraki haftayı iple çekeceğiz. Dilerim sizler de aynı şekilde heyecanla bekleyeceksiniz. Bir sonraki programımızda yine değerli konuklarımızla sizlere eşlik etmeye çalışacağız. Sürçür ihsan ettiysek affola diyorum efendim. Teşekkürlerimi sunuyorum. İyi günler.